Bosna şiiriyle bitirmek istiyorum. Ve bu Bosna şiirimin bir dörtlüğü sosyal medyada müthiş bir şekilde alıntılanarak Pir Sultan Abdal'a mal ediliyor. Hatta bunu Meral Akşener söyledi. Yine o sakallı partili var ya, o söyledi. Pir Sultan Abdal'a yıllar önce böyle böyle. Aslında Pir Sultan Abdal'ın sözleri yok. Şiirleri Ece Vezir'e yazılmış. Ne şans ki benim son Ece'm onlu, on Ece, diğerleri 11 Ece. Ve bu birçok bu konudaki uzmanlarla yaptığım konuşmaların sonunda, araştırmaların sonunda bu şiirin bana ait olduğu, bu dörtlüğün bana ait olduğu kanıtlandı. Ama sosyal medyada kirlendi. Belki bunu rastlamışsınızdır. Besteler yapıldı, şey yaptı. Bunu ben Bosna katliamları sırasında şiirden de anlayacağınıza göre yazmıştım. Şimdi onunla, o da bir Balkan acısının şiiri olduğu için onunla bitirmek istiyorum. Bosna, Bosna gülüm benim. Et ete değdi, can oluştu. Kurşun cana değdi, kuş uçtu, can uçtu. Demiri demirle dövdüler. Biri soğuk, biri sıcaktı. İnsanı insanla kırdılar. Biri tok, biri açtı. Bosna, Bosna gülüm benim. Seninle ağlar gönlüm benim. Başıboş kızgınlıklar fırladı yüreklerden. Erikler meyveye durmuştu. Kar, bora, fırtına. Bombalar yağdı yağmurların ardından. Yakıldı umutlar, yakıldı yandı kentler. Karaca yavruları gibi kaçıştı insanlar. Karadı kırık kuşlar gibi avlandılar. Ölüm kustu namlular. Şehir ortaları kanlıydı, kanlıydı mezarlıklar. Su başlarında, ekmek kuyruğunda yakaladı ölüm, kaçamadılar. Bosna, Bosna gülüm benim, seninle ağlar gönlüm benim. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla, sevgilerimle, başka etkinlikleri de ve güzellikleri de paylaşmak ümidi ve dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum. Kitaplarım sergilenecek. Eğer figüran kitabıyla, Yeşilçam'la anıları olanlar, ilgilenenler varsa onlar için oradayım. Çay içeceğiz değil mi başkanım? Tabii, tabii, söyleşirken. Tabii, tabii. Devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.